Ne yapacağım ya? Video çekiyorum işte. Hayır. Göstersene kış oldu diye. Kışın örgüsünü köprü oldu diye. Bak videoyu başlattırmadın bana. Selam. Ne diyorsun? Ya dikkat et. Mavim çekecek arabayı. Geliyor mu? Gidiyorum çamur gel. Çamur da çamur. Çamurlandı mı? Dişlerini yaptırdın mı? Yaptırdım ama. Bak. Ya oğlum sen küçücüksün. Dişlerin nasıl bozuldu? Yine de vurdular. Ama korktular. Korktu mu? He. Ağlamadın ama değil mi? İyi ben gidiyorum. Tamam görüşürüz. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Arabanın lastiğini değiştireceğim. Torneye gidiyor. Hadi görüşürüz. Arabanın lastiklerini değiştireceğim. Arabanın lastiklerini değiştireceğim. Sen de geleceksin. Sen lastikçi misin? Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine Alp Yiğit beni sabote ediyor. Böyle bağırma. Akıllı çocuk ol. Akıllı çocuk. Çılgın çocuk olma. Bak bak. Yavaş. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Şimdi lastikleri koyalım. Ben size göstereyim lastikleri. Bugün lastik değiştireceğiz. Bizimki burada. Bak gizli özellikle alttaki gündüz farlarını sürekli açtım. Gördüğünüz üzere lastiklerimiz burada. Lastikleri ben kendim saklıyorum. Lastiklerimizin durumu iyi. Şu an üzerinde kışıklar var. Kışıklardan artık kurtulmanın vakti geldi. Ben sizlere yolda muhabbet ederim. Şimdi şu işleri ayarlayayım. Bir taşıyayım bakalım şunları. Tekrar görüntü açacağım size. Burası çok karanlık. Orada okuyacaksın ama beni göstereceksin. Evet tamam. Nasıl güzel mi kamera? 30 oluyor. Göster beni yerleri gösterme. Dikkat et he. Ha? Bir de üstüne tişört. Evet doğru söylüyorsun. Sonra ölersin. Şimdi de 100 oluyor. Çok az kaldı 100'e. Getir bakayım telefonu buraya. Getiriyorum. Ya bakalım. Gelin. Atan. Bak kediler de böyle çıkıyor arabanın tepesine. Deli ediyor beni. Ayak izleri kalmış. Evet yola başladık. Şimdi şöyle bir camımı sildireyim. Bu arada servisin sattığı bu cam suyunu kullanıyoruz. Aşırı güzel bir kokusu var bunun. Şimdi önce gidip bir hava basacağız. Biliyorsunuz bizim iniyor sürekli sağ arka lastik. Bu sefer mi düzelttiririz onu yoksa diğer tıkışları takarken mi düzelttiririz bilmiyorum. Zamanıma göre onu planlarız. Bakalım kaç para ücreti olacak. Ne kadar değişiklikler göreceğiz. Bir rot balans olur hem böylece. Hepsini hallettiririz. Rot yaptırırız bilmiyorum ama balans yaptırırız. Yani balans yapılıyor zaten standart olarak. Şu opette havaya basayım. Sonra tekrar ilerleyen dakikalar ben size görüntü açacağım. Atapazarına gidiyorum bu arada. Ben atapazarına taktırıyorum. Şimdi lastiğin havası bayağı düşmüş. Yani neredeyse 10 olmuş. Bilmiyorum nasıl kaçırıyor, ne yapıyor. Bir kesin çivi mi bir şey var. Çıkınca belli olacak zaten ya. Hadi şimdi ağırdan yola çıkalım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hadi ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdi size bu kış lastiğinin yazın kullanmanın zararlarını böyle manzara eşliğinde bir anlatayım istedim. Zaten çoğunuz yaşamışsınızdır. Biraz performanslı kullanan insanlar bunu fark edecektirler. Çünkü biliyorsunuz bizim bir cruise'la beraber peş peşe gazladığımız bir video vardı. Ben mesela cruise hiç umursamadan döndüğü yerlere benim arkam geliyordu. Bayağı da kayıyordu arka tarafı yani hissediyordum. Kontrol yapmasam belki de yoldan çıkaracak kadar kayıyordu. Çok da hızlı olmadığımız halde. Bunun sebebi kış lastikleri güneşi gördüğünde asfaltta ısındığında iyice hamurlaşıyor. Bu hamurlaşmadan sonra tutunma düşüyor. Kış lastiği için zaten yumuşak bir hamur. Bir de üzerine ışığı, güneşi yedi mi iyice kendini salıyor. O yüzden mesela kış lastiği yol tutmanız çok zor. Zaten araçta şimdi direksiyonu böyle yapamıyorum. Acayip şekilde salınıyor ve arka taraf böyle yüzme hissi veriyor arabada. Yani bunu ciddi anlamda hissediyorsunuz. Baştan söyleyeyim. İki yol gürültüsü. Bunu da zaten çoğu kişi yaşamıştır. Şu anda duyuyorsunuz mesela. Yol gürültüsü bayağı var ve hava ısındıkça yol gürültüsü artıyor. O yüzden asıl bunun için değiştiriyorum. Aslında uzun yol yapıyorum. Şimdi yarın uzun yol yapacağım. Abi başım şişiyor bir yerden sonra bazen yani. Passat'ın yalıtımı güzel olduğu halde, yol sesini almadığı halde bu araçta kış lastiğiyle beraber yol sesini bayağı duyabiliyorum. Bu arada Passat'ta yol sesi bayağı iyidir. Sadece rüzgarsız biraz daha fazla alır. Bu konuda bilginiz olsun. Yol sesine göre rüzgar sesi daha üstündür.
kış lastiği tabii yakıtı arttırıyor. Şimdi yakıttan da düşeceğiz. Bize benim lastiklerim enerji saver olarak geçiyor. Enerji saver'lar biraz daha verimlilik odaklı yapılmış lastikler. Michelin lastikleri, yaz lastiklerin bunlar daha az yakmasını sağlayacak aracın. Zaten daha önceden de daha az yaktığım videolar var. Yani bu tarz aklıma gelenler var. Sizlerin de kış lastiğiyle yazın yaşadıklarınızı anlatırsanız sevinirim. Ha, fren mesafesi de çok uzuyor. Turizm ne yapıyorsun dayı? Uyuyor ya. Bak buranın eski bir fotoğrafı var. Bulursam size koyarım. Aynı şu kayadan tanıdım. Ya efsane gözüküyor ya. Aynı biri de böyle bizim gibi hani arabacı bir adam koymuş arabasını, fotoğrafını çekmiş. Arka tarafta bu manzara gözüküyor böyle. Ya bu yolun aynısı, öyle düşünün. Eskiden de bu şeritten, bu yoldan daha asfalt yokken daha yol varmış. Buraya zaten İpek yolu mu öyle bir şey diyorlar. Yani çok çok eskileri dayanan bir yolmuş. Tarihi bir önemi olan bir yer. Ben sizi de orada şimdi değişimden acı çekerim. Ya kış lastiğini çektim aslında. Nasıl yapıldığını, nasıl değiştirildiğini. Bilmiyorum paylaşsam mı ya da buna mı eklesem bilmiyorum. O sizin yorumlarınıza göre bir değiştiririz bakalım. Duruma göre paylaşıp paylaşmamaya karar veririz. Böyle çok aksiyon, atraksiyon olmadım. Ben videoları paylaşmıyorum. Elimde bir sürü öyle video var mesela. Hani sizin beğenmeyeceğinizi düşündüğüm videoları paylaşmıyorum açıkçası. Biraz daha klasikleşmiş şeyleri paylaşmıyorum. Ama bugün en azından böyle detaylarına ineriz. Şimdi benim lastikçim jantları çizmemeye çok dikkat ediyor. Daha öncesinde yaşadım bunu. Jantlarım çizildi. Hadi 16 inç çok önemli değil. Yani gerekirse at çöpe ama sonuçta gitti yani. Çizildi lastikler. Onları satamam zaten. Onlar kalacak. Onları büyük ihtimalle kışlık yapacağım. Yanına bir lastik almam gerekecek, jant almam gerekecek. Normalde onları satıp işte ikisinin parasını birleştirip almayı düşünüyordum. Ama artık bu şekilde döneceğiz. Jantlar çizildiği için bu haldeyken satamam, yaptırmam lazım. Bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Şimdi gaza basamıyorum. Arkaya iki tane lastik koydum ya, şimdi basınca sağa sola kayıyor. Virajda kasamıyorum. O yüzden dikkatlice gidiyorum. Ya, uzun süredir kullandığınız bir eski arabanız varsa ve satmayı düşünüyorsanız Instagram'da bana yazarsanız sevinirim. 54 Passat B8'den yazabilirsiniz. Sevinirim. Ya öyle bir araba arıyorum. Geçenlerde burada işte bir tane mavi favorit bulmuştum. Ama yani araba bitikti ya. Bayağı bitikti. Hani tamam, ben artık böyle boyamayı falan göz önüne alıyorum. Onu söyleyeyim. Arabanızda boyaya ihtiyacı varsa hiç problem yok. Ama abi adam çürük diyor. Alttan yürümüş diyor. Yani ben o işin içine girersem çıkamam. O kadar sanayi tecrübem yok. Ustalar var. Tanıdığım ustalarımız var. Ama bu kadar da ileri gidemem açıkçası. Öyle binip işte temizleyip böyle güzel restorasyon gibi ama çok fazla para da harcayamam. Hani kendimizce bahçede keyif yapmak için, öyle söyleyeyim ben size. Zaman harcamak için aslında istiyorum o arabayı. Sonrasında satarız, bir üst modelini alırız. Bir de mesela öğrenci arabası olarak da mesela insanlara, şimdi herkes diyor ki abi öğrenci arabası arıyorum. Adam atmış oraya 50 milyarlık araba. Abi 50 milyarlık araba öğrenci arabası olamaz. Hangi öğrencinin 50 milyarı var ya? 50 bin lirası var. Anca özel okulda okuyacaksın. Ne bileyim, babanın çok durumu iyi olacak. Anca o şekilde olur. Öğrenci arabası dediğin 10 lira 15 lira olur yani. Olayı budur o öğrenci arabasının. Almak isteyen arkadaşlarımıza böyle bir alternatif olur. Mesela alırız, bir sıkıntı yaşarsak onları aktarırız. Sıkıntı yaşamazsak onları aktarırız. Bakarız o şekilde. Ne olmuş burada ya? Ha, bir şey dökün. Aa, kamyon gitmiş, daha gösteremedim size. Nasıl girmiş oraya ya? Kamyon bariyerleri açmış, yan tarafa girmiş. Hadi görüşürüz. Bu arada yavaştan yağmur çiseliyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Kış lastiği yağmurda mükemmel çalışıyor. Özellikle böyle hiç dikkat etmeden, hiç kafaya takmadan su birikintilerine girebiliyorum. Direksiyonu düz tutun ve sağlam tutun ve girin. Anında suyu tahliye ediyor. Zaten o dişler, kocaman dişleri var. Çok işe yarıyordu. Bir de tabii kış lastiğin konforu çok rahat. Daha böyle konforlu hissettiriyor. Arkadaşlar şimdi maskemi taktım. Biraz ses boğuk gelebilir. Şöyle hurdalığa geldim Nihat'ı almaya. Herkesin sorduğu Nihat Niğdeli arkadaşlar. Direkt atıyorum diye soruyorlar. Büyük ihtimalle hurda işini sadece Niğdeliler yaptığı için olabilir. Kuru. Ne var? Ne haber? Oğlum senin saçlar da bayağı beyazlamış ya. Boyayalım kanki onları. Turuncuya boyayacağım. Yakışır da. Arkadaşlar aldım bu deliği. Lastik şeylerim. Oğlum ben senin takipçilerinle konuşmuyorum. Niye ya sana? Ya bu çocuğa laf söylemişsiniz. Biri laf söylemiş. Demiş ki egoist demiş. Bak bak. Ego fışkırıyor değil mi? Doğru söylüyorsunuz ya. Niye bu çocuğa ego dediniz arkadaşlar? O günden beri işlerin yolunda gitti. Ağlıyor çocuk. Evde ağlıyor 3 gündür. Bunun daha küçücük çocuğu var. İşler yoğun genelde. Şu Audi buradan hep çıkmıyor kanki. Kim o? Şu beyaz Audi her geldiğinde burada sanki. Yo, ben de ilk defa gördüm onu. O değil. Başka bir tane daha var. Allah Allah. Şu Mercedes, bunlar nasıl kanki şu Mercedesler? Kullanan iyi diyor ama. Ben de anlamadım ya. Biraz para harcayalım diyor, ne alalım diyor. Önünde yıldız var. Ama güzel olur ha. Senin gibi böyle saçma sapan arabalar alacağını. Yani ağır en azından. Bana gider en azından. Bir de ben arabayı ne yapacağım ki zaten? Kilometre falan yapmam. Ya bir de o arabalar kolay para şey çürümez yani.
sağlamlarını bulursun. Ama çok para isterler şimdi. Yo, 30 falan. 30 iyi bence. 90 model. 30 iyi, onda masraf edersin. Oha be oğlum. Abi aldın mı onu, döşeme koltuğumu yapacağım. Özellikle şeye bakıyorum, BMW'lere bakıyorum, tamam mı? BMW'lerle Mercedes arasında abi dağlar tarafa. BMW'ler erimiş bitmiş lan. Oo, şu Mercedes'e bak. Nasıl ama? Güzel. Oğlum sanayide güzel yollar var ha. Yol ver. Yol verdim oğlum, işte adamı geri geliyor. Yürü. Şimdi sana var ya, etmediği... Oradan da geçilmez kanki. Yürü geçer. Etmediği küfür kalmadı. Yok oğlum, içeri giriyor adam. Burada değil mi bu? Sizlerden mi? Hepsini tanıyor musun arkadaş ya? Akrabamız. Arkadaşlar şimdi 68 oğluna geldik. Tabelasını şöyle göstereyim. Ana burada tabela yokmuş, ön tarafta tabela. İnternetten bakarsınız 68 oğlu. Burada jantları değiştireceğiz. Başladık bakayım güzel mi? Şöyle arkadaşımız arabayı kaldırdı. Burada dediğim gibi jantları çizmiyorlar. Dikkatli bir şekilde hallediyorlar. O yüzden siz de gelebilirsiniz. İşinizi halledebilirsiniz. Şimdi içeriden şeyi verdim. Bak şifre bu. Sadece 5 bijondan bir tanesi bu şifreyle açılıyor. Güvenlik için. Arkadaşlar burasıymış. Bak buradan tabelası öndeymişti. İşte numarası falan var. Hani bilgi almak isterseniz de arayabilirsiniz. Tam dilenci ya. Allah rızası için. Bak geçerken bunu da çevirdim. Karış ne haber ya? İyi. Oğlum yeşil aynı giymişiz lan. Aynı örnek. Ne yapıyorsun ya? Nasıl giyiyorsun? Yoğun. Nereye gidiyorsun? İşim var, Aras kargoya geçiyorum. Aras kargo. Aras'a geçiyorum. Aynen. Sabancana gelmiş yürü. Acele en son yer muhatap yüzünden arabanın başından ayrıldım ya. Şu kuruza bir gün gazlayayım ben, alayım da şunu. Hani böyle parça, daha sipariş edilir. Kanki belli olmaz o işler. He? Belli olmaz o işler. Bunlar kışlık, korumuş kaldı. İndirmiş. Arkadaşlar yine biraz geç kaldık ama lastiklerimiz sökülmüş. Şu anda balanslar yapılıyor. Ya bu kışların birinde patlak vardı ama onu artık... Bir daha kıyasın. Vallahi ben unuttum söylemeyi. Şu etrafında sürdüğün kayganlaştırıcı oluyor değil mi? Ya niye bakıyorsun Nihat? Oğlum kediler de adamdı lan bu ara, şuna bak ya. Arabanın tepesinde yatıyorlar. Dur frenlere bakalım kanki, baksana frenlerin şey ömrü var mı daha? Anlar mısın sen onu? Daha çok var değil mi? Frenlerimiz daha sıfır çünkü ben çok fazla fren kullanmıyorum. İşte uzun yoldaki arabanın buradan anlayabilirsiniz. İşte bazılar ne zaman değişmişse o arabayı ele verir. Uzun yolda çok fazla frene basılmaz. Şöyle... Rod kollarımız. Şöyle aksımız burada. Aks bu işte hani kırılanmış oluyor ya mesela, şu kırılıyor, aks kırılması bu. Direksiyon pompası da bunun arkasında oluyor. Bak herhangi bir bombe yok. Bir problem bulunmuyor. Bunu böyle test ederek mesela frene bastığında titreme varsa buradan anlaşılır. Amortisörler de ZF'ninmiş. ZF'nin amblemi var. Sesin fazla gelmemesi, burası biraz gürültülü. Böyle işte ya, klasik lastik değişen arkalar şimdi bağımsız bakın. Mesela torsiyon araçlarda şu ortadan böyle bir demir geçer. Karşıdan karşıya. Bunlar da bak bağımsız olduğu için süspansiyonlar ayrı ayrı duruyor. Aylarımız. Aslında buraları temizlemek lazım da. Ama adamlar bulduğu her yere Volkswagen amblemi koymuş. Sen onları değiştirmedin ya, hiç değiştir. Ondan sonra o amblemler gidiyor. Bak bizde de çamurluklar şeyli, pütürlü. Bunu fark ettin mi? Diğerlerinde nasıl? Diğerlerinde böyle direkt plastik oluyor. Çoğu arabada. Yalıtımla alakalı. Alanı seninkinden fazla açalım. Anladım, tamam o olabilir. Bu da son lastik. Şarkı içemeyiz. Arkadaşlar bu da son lastikli. Hadi hayırlı olsun. Arkadaşlar bu arada ücretini söyleyeyim, merak edeceksiniz. Ücret de 100 lira. Arkadaşlar lastik işini hallettik. Şimdi size şöyle bir Golf vardı. Golf'e bakayım dışarıdan diyorum. Nihat'ların o dükkana geldik. Bak Golf o şey, Passat da orada. Nihat'ı gönderdim. Şu Golf'e bir ara bakmak istiyorum. Yani güzel bir Golf'e benziyor böyle. İçi full deri. Şöyle göstereyim. Burada bir tanıdığınınmış, bir arkadaşınınmış.
Buna bir ara bakacağız inşallah. Şimdi benim birkaç işim var, onları halletmeye gidiyorum. Yani size öyle bir vlog şeklinde çekmek istedim. Yani çok fazla lastik videosu olmadı. Açıkçası ben de farkındayım. Hani muhabbet, sohbet o tarz şeklinde oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar basit de olsa işlerimi hallolduğunda mutlu oluyorum. Nedense böyle ben biraz kafaya takıyorum bir iş olduğunda, bir yapılması gereken bir şey olduğunda. Onu biraz fazla önemsiyorum galiba. Böyle rahatlıyorum bir anda yani. Artık ekranımızda arıza ışığı yanmayacak. Lastik inik diye bize haber vermeyecek. Rahatsızlıktan sonra çok fazla yem geliyordu. Şimdi çarşıya gideyim bakalım. Arkadaşlar lastikler takıldıktan sonra ilk kez uzun yola çıktım şimdi. Bu yol sesini bakalım değişti mi onu öğrenmek istiyorum. Bir de araç tabii daha da dirileşmiş, onu hissediyorum. Hatta direksiyon bile sertleşti biliyor musunuz? Büyük ihtimalle o iyice ısındığı için yere tutunamayınca sürtünme de düşüyor ya. O yüzden direksiyon daha yumuşaktı ama şu anda direksiyon bayağı bir sertleşti. Hissediyorum şehir içinde aynı şekilde sertleşti. Yol sesine gelirsek ya ciddi anlamda kesildi ya, direkt kesiliyor yani. Şimdi benim kışlar çok aşırı kaliteli olmayınca onlar da tabii ses alıyor. İçeriye ses veriyor. Ama şu an o sessizliği hissedebiliyorum. Arkada su şişesi dolaşıyor benim her zaman gibi. Şu kamyonlara dikkat, tırlara. Çok fazla yabancı plaka var ya. Nereden geliyor bu? Trans Annex. Neredesin kardeş? Klasik. Allah Allah. Çözemedim. Ağır ağır artık eve gidiyorum. Videonun da kapatması zamanı geldi. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Yine kapatamıyorum videoyu. Bak yine bir şey fark ettim. Bu sefer de rüzgar sesi arttı biliyor musunuz? Ya işte böyle bu arabalarda biri birbirini bastırdığı için diğerini daha çok duyuyoruz. Böylece hani yani rüzgar sesi yokmuş gibi hissettiriyor ya da yol sesi yokmuş gibi hissettiriyor. Şu anda o rüzgar sesini duymaya başladım işte 110'da falan. Çivi falan var diye. Aha burada bir şey var. Bu ne? Yok bu etiket gibi bir şey. Etiket ne o? Bu bayağı temiz gözüküyor, diğerlerine bakalım. Bir tanesi, bunlarda problem var. Sadece iki tane kaldı. Evet, bulacağız. Aa, ben buldum. Ne buldun? Bak buradan. Orada bir şey yok. Bak burada. Şimdi bakın, bütün lastiklere baktık. Sonuncudaymış. Vallahi şuna bak, çivi girmiş. Dur bakayım. Şöyle paslı falan bir çivi girmiş. Bakayım onun çıktığı, girdiği yerde nasıl durum? Gel bakayım. Gel. Aha burada. Oğlum bayağı da böyle gezdik ha. Küçücük çivi nasıl giriyor? Küçücük çivi olur mu oğlum, kocaman baksana. Nasıl girdi? İşte yolda giderken bir yerden olmuş ama bayağı içeri girmiş yani. Böyle yavaş yavaş iniyordu. Diğerlerinde herhangi bir problem yok.